özellikle 28 Şubat sürecinde tüm Müslüman cemaatlerin, bakın tüm Müslüman cemaatlerin şu ya da bu şekilde, şu ya da bu oranda mağdur olduğu, evet, en çok da rahmetli Erbakan'ın siyasi hareket olarak mağdur edildiği ve bu postmodern darbe olarak tarihe geçmiş bu darbenin doğrudan doğruya da bu hareketi hedefleyerek yapıldığı o dönemde Sayın Fethullah Gülen'in bu konuda özellikle paralel yapım mensuplarını üst düzeyde alarma geçirerek hizmetin, hareketin ve paralel yapının bütün gücüyle arka plandan 28 Şubat sürecine destek verdiğini, 28 Şubat'ına, evet, destek verdiğini. Tabii. Evet. Şimdi İlginç. Kimse çıkıp da bu paralel yapı 28 Şubat sürecinde mağdur oldu, Fethullah Gülen Türkiye'de yaşayabilecek, kalabilecek durumu bulamadığı için mecburen Amerika'ya kaçtı. Öyle bir durum asla söz böyle konusu. Bir söz konusu değil, kesinlikle değil. Amerika'ya da kaçmamıştır söyleyeceğim. Mağdur da olmamıştır. 28 Şubat sürecinde mağdur olan tüm Müslüman mağdurların arkasında günahın, vebalin önemli bir kısmını bu maalesef cemaat üstlenmektedir. Bu paralel yapı üstlenmektedir. Ve bunun baş sorumlusu Fethullah Gülen'dir. Çünkü bütün belde sorumlularına, bütün önde gelen hizmetin temsilcilerine direktifler verilmek suretiyle askerlere gidildi, valilere gidildi, özellikle ulusalcı kanada gidildi, özellikle 28 Şubat sürecini destekleyen siyasetçilere gidildi ve bunlarla görüşülmek suretiyle sizin yanınızdayız, hocamızın selamı var, mektuplar götürüldü, mesajlar götürüldü ve destekler verildiği söylendi ve dolayısıyla bu süreçte özellikle açılım ve hoşgörü adında yapılan toplantılar, düzenlenen programların tamamı 28 Şubat sürecine verilen destekti. Sokakta başörtüsü mücadele verisi veren bacılarımızın yanında olmadıkları gibi o mücadele veren bacılarımızın mağduriyetinin arka planında yer aldılar. Ve çok net söylüyorum, verilen emirle dershanelerde, okullarda, hatta hizmet mensubu kişilerin özel sektördeki iş yerlerindeki bile başörtülüler tamamen tasfiye edildi. Ya başları açıldı ya işten atıldılar. Bu net, evet, olarak söylüyorum. Evet. İşten atıldılar, tasfiye edildiler ve ben şuna şahidim, bakın bunu Türkiye ile bugün ilk defa sizin kanalınızda aklıma geldiği için paylaşıyorum. Evet. Şu anda hatırladığım için paylaşıyorum. Bir toplantıdayız ve ben bunu duyduğum zaman kanım dondu. Gözlerimin yaşını tutamadım, feryat ettim, isyan ettim o arkadaşa. Kendi aramızda gündem hazırlıyoruz. Biraz sonra Fethullah Gülen gelecek, gündem konuşacağız, meclisteyiz. Arkadaşlar soruyor, beldede işler nasıl gidiyor, ziyaretler nasıl gidiyor? İşte bu ziyaretler de söylediğim ziyaretler. Evet. 28 Şubat sürecine destek ziyaretleri. Bir arkadaş belde sorumlusu dedi ki, efendim bizim bölgemizde, bakın tırnak içinde söylüyorum, bizi dinleyenler lütfen iyi anlasınlar. Yapıyı iyi anlasınlar. Altını çiziyorum. Dedi ki benim bölgemde elhamdülillah başını örten bir kişi kalmadı. Ne diyorsunuz, bakın, hocam? Evet. Dikkat edin, bakın neden bahsettiğimi iyi anlayın. Evet. Kanım dondu. Arkadaşın yanına gittim. Duygulanmak istemiyorum ama tutamıyorum kendimi. Yanına gittim. Dedim ki sen ağzından çıkanın farkında mısın? Sokakta o başını örtmenin mücadelesini veren bacının derdi derdin değil. Bir de başını örtmüş bacının başını açtığına hamd ediyorsun. Allah'tan kork. Bu nasıl bir Müslümanlıktır? Aklıma geldi, bir daha söyleyeyim. Biz Orta Asya'dan getirdiğimiz bayanları burada okutuyoruz. Oraya gidiyoruz. Oradan da buraya geliyorlar. Evet. Tabii onlar gelince komünist bir ülkeden yeni bağımsızlıklarını kazanmışlar. Geliyorlar. Burada bizim o zaman öğrencilerimiz örtülü. Onları görünce örtünmeye hevesleniyorlar. Örtünüyorlar. Yazında memleketlerine gittikleri zaman orada memleketlerinde anneleri babaları bakıyor, örtünmüşler. Kızım niye böyle oldunuz? Niye böyle kıyafet giydiniz? Tabii bilemiyorlar onlar bunun niye böyle olduğunu. Ve onlar da diyorlar ki anne baba Müslümanlık böyleymiş. Bize unutturmuşlar. Asıl Müslümanlık buymuş. Biz yeni Müslüman olduk. Çok mutluyuz. O kadar mutluyuz ki anlatamayız diye seviniyorlar. Şimdi bu mutlu evlatlarımızın 28 Şubat sürecinde hepsinin karşısına geçildi
dendi ki şimdi hizmet için başınızı açacaksınız. Ben kendi beldemden şahidim. Dediler ki biz açamayız. Hocam, inanın. Biz açamayız. Evet. O çocukların söylediği söz söylüyorum ben. Biz açamayız. Biz açsak bile geçen yıl gidip de annemize babamıza Müslümanlık buymuş. Biz yeni Müslüman oluyoruz. Anne baba ne güzel Müslümanlıkmış dedik. Şimdi biz gidip ne söyleyelim dediklerinde lütfen beni izleyenler bağışlasın dayanamıyorum. Çünkü bu hatıralar yüreğimde bir ateş gibi, evet, bir kor gibi benim yüreğimde. Ve onun için net söylüyorum bakın. 28 Şubat süreci, 28 Şubat süreci açık bir biçimde paralel yapının desteklediği bir süreçti. 28 Şubat sürecinin aktörleri bu yapının başında bulunan zatı görevini burada başarıyla ifa ettiği gün yeşil pasaportunu da cebine koyarak bu ülkeden sağ salim Amerika'ya hazırlanmış yerine, yurduna gitmek üzere uğurlandı. Kaçmadı. Bir anlamda ödüllendirildi, evet, diyorsunuz yani. Kaçmadı ve kesinlikle 28 Şubat sürecinin mağduru.